Kahramanmaraş'ın unutulmaya yüz tutmuş Maraş Sarısı olarak bilinen Maraş Sarı Çeltiğini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak üzere 12 Şubat Avşar Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Mehmet Ali Çiftçi ilk defa ektiği sarı çeltiğin hasadını gerçekleştirdi. Mehmet Ali Çiftçi hem sarı çeltiğin yaşatılması için hem de memleketi olan vefa borcunu ödemek için 15 dönüm alan üzerine sarı çeltiği ekti. Nisan ayının sonlarında ekimi gerçekleştirilen sarı çeltik, damlama sistemiyle sulanarak hasat hazır hale getirildi. Konuyla ilgili konuşan 13 Şubat İlçe Tarım Müdürü İsmail Kıraç, sarı çeltik hakkında bilgiler verdi. Geçmiş yıllarda ilimizde sarı çeltik çok meşhurdu. 1940 yıllardan 1980 yılları arasında Kahramanmaraş'ta çok büyük üretim mevcuttu. 15 tane çeltik fabrikası vardı ve 50 bin ton üretim oluyordu. Fakat ilerleyen yıllarda 1980'lere doğru yurt dışından pirinç ithalatı daha uygun olduğu için ithalattan dolayı çeltik üretimimizde azalma olmuştur ve yıllar geçtikçe unutulmaya yüz tutmuştur. Bugün 2023 yılına geldiğimizde çeltik üretimi çok az konumdadır ve hiç üretilmemektedir. Hanbey Tarım sayesinde sarı çeltiği bir şekilde ayakta tutmuşlar. Biz de sarı çeltiğimizi tekrardan Kahramanmaraş'ta canlandırmak, meşhur olduğu yerde ana vatanında tekrardan büyütmek için ilk denememizi kurduk. 20 dönümlük alanda sarı çeltikle beraber Kahramanmaraş 13 Şubat ili 13 Şubat ilçemiz Avşar Mahallesi'nde 5 çeşit daha pirinç çeşidini denedik. Baldo, Osmancık, Kırıntı, sarı çeltik. Bunların hepsini yan yana bu tarlamızda ekerekten yetiştirdik. Arasındaki verimleri kıyaslayarak ilçemizde en uygun verimli pirinç hangisi ise o çeltik hangisi ise onu yetiştireceğiz. Üretici Mehmet Ali Çiftçi, yok olmakta olan Kahramanmaraş'ın sarı çeltiğini yaşatmak için ektiklerini söyledi. Biz Kahramanmaraş'ın yok olmakta olan sarı çeltiğini tekrar yaşatmak için bu sarı çeltiği ekiyoruz. Sizlere de bu sarı çeltiği ekmeyi ısrarla tavsiye ediyoruz. İşte ekip ve ürettiğimiz sarı çeltiğimiz. Arkadaşlar, gördüğünüz üzere ben Kahramanmaraş 2023 yılında Mehmet Ali Çiftçi olarak bu ürünü kardeşlerim ve işletmemiz olarak ürettik. Sizlere de ısrarla üretmeyi tavsiye ederim. Yok olan bir bitkiyi, ata tohumumuzu tekrar geliştirdim. Bu sarı çeltiğin yetiştirmesinde damlama sulama sistemiyle yaptığım için gayet kolay, işçiliği az ve güzel bir ürün olarak yetiştirdim. Bu sulama kanalından alınan sularla Kılavuzu Sulama Birliği'nden gelen suyla biz bu ürünü ürettik. İnşallah bütün çiftçi arkadaşlarımıza da tavsiyem vardır. Üretmeye devam edeceğim. Bu bir dönüm yerden 500-600 kilo sarı çeltik eder. Bunun da %40'ını kabuğu, kırı, hışına çıkar. Aşağı yukarı 350-400 kilo da pirinç elde eder.